Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Apple ürünlerinden özellikle iPhone kullananlardan en çok şikayet ettikleri konu bilgisayardan telefonu, telefondan bilgisayara veri aktarım konusu. Çok sıkıntılı bir konu, çok basitleştirilmemiş. Bununla alakalı tabii bir arada iTunes adında bir yazılım var. iTunes olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir de iPhone diğer telefonlar gibi kırılması biraz zor. Kırdığınız zaman da garanti dışında kaldığı için çok kimse cesaret edemiyor. Ama bazı ara uygulamalar var. Bunu ben de sonradan keşfettim. İşlerimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Şimdi normalde bildiğiniz üzere telefonumuza kablo ile bağlayarak bilgisayarımıza Windows üzerinden iTunes ihtiyaç olmadan bir flash bellek gibi algılıyor ve içerisinde sadece video ve fotoğrafların olduğu DCI klasörüne erişebiliyoruz. Yani telefondaki görüntüleri, resimleri oradan bilgisayarımıza kopyalıyoruz. Bunun yöntemi kablolu olarak iTunes'a ihtiyacımız olmadan yapılabiliyor şu an hala hazırda. En büyük sıkıntı bilgisayarınızda var olan görüntü, resim vesaire gibi konuları, belgeleri telefona aktarma konusu. Yani bilgisayardan telefona aktarmak çok zor bir iş, özellikle Apple içinde. Ben bunun çözümünü üstelik kablosuz olarak buldum. Size bu videomda işte bilgisayardan iPhone'a kablosuz olarak nasıl bir aktarım sağlıyorum, bunu anlatacağım. Eminim faydalı video olacaktır herkes için. Çünkü bu benim de 2005 yılından beri iPhone kullanan birisi olarak en büyük yaşadığım sıkıntılardan birisi budur. iTunes üzerinden app yapmaya çalışıyorduk. Artık insanlara tabii bıkkınlık bile getirdiği için insanlar vazgeçiyor. Hatta bu iPhone'u bırakmayı düşünen arkadaşlarım bile oluyordu. Çok zor olduğu için her şey. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi size bilgisayardan iPhone'umuza kablosuz olarak, bakın tekrar söylüyorum, kablosuz olarak veri ve resim, video aktarmayı göstereceğim. Ve burada bir veri kaybı ve kalite düşmesi vesaire konular yok, olmuyor. Görüntü kalitesi neyse birebir aktarabiliyorsunuz. Şimdi buna bağlı olarak şöyle yapıyoruz. Bilgisayarda hiçbir işimiz yok. Telefonumuzun Apple Store bölümüne geliyoruz. App Store bölümünden ara kısmına VLC yazıyoruz. Bakın. Şöyle bir sembolü var. Bunu iyi görün. Turuncu. İkaz, yollara koyulan ikaz işareti gibi. VLC for mobile diye yazıyor. Bunu iPhone'umuza indiriyoruz. İndirdikten sonra iPhone'umuzda gördüğünüz gibi şu sağ üst tarafta logosu geldi. Bunu tıklıyoruz. Programın kendisini burada açtı şu an. Şöyle yapıyoruz. Burada alt tarafta bakın sekmeler var. Bir tanesi A seçenekleri var. A diye yazıyor. A. A'ı seçtik. Şimdi burada dikkatli bakın. Burada da Wi-Fi üzerinden paylaş diye bir seçenek var. Altında da bir 192.168 ile başlayan bir IP adresi 1 ve 1.21 diye bir IP adresi. Bu bizim bilgisayardan yazmamız gereken IP adresini gösteriyor. Şimdi onu şöyle bu bahsi geçen adresi bizim bilgisayarımızdan yazalım. 192.168 1 nokta 21 yazıyor telefonda. Yazdım. Ve bakın
Bizim VLC programı Wi-Fi üzerinden paylaş kısmıyla şu an bilgisayarımızda. Aktarmak istediğimiz ne varsa resim, video, bir örnek olarak bir video hemen açalım. Mesela en kısalarından şöyle bir tane 13 MB videomu bakın tutuyorum. Gördüğünüz gibi bırakmadım. Web browser'ımı açıyorum. VLC'nin olduğu yeri. Dosyaları sürükleyin dediği yere bırakıyorum. Ve benim videomu şu an upload etti. Şu görmüş olduğunuz ekran aslında benim iPhone'umun içi. Bu anlama geliyor. Tabii ki bunu böyle kullanabilmek için en büyük ve tek şartı var. Aynı modeme ya aynı wireless üzerindeki bu modeme bağlı olmak. Yani telefonunuz aynı bilgisayarınız bir modeme bağlıdır evde. Aynı modemin verdiği wireless ile telefonda ona bağlı olması gerekiyor. Başka bir şartı yok. Şimdi bu attığım videoyu telefonumdan bulmaya çalışalım. Bu aşağıdan şöyle bir videolar attığınız zaman şöyle bir ekran veriyor size. Yeni attığım burada en altta yeni diye zaten logosu da yeni olarak gelmiş. Tıkladığım zaman bahsi geçen videoyu açtı. Bunu da istersek eğer paylaş diyerek telefon üzerinde artık herhangi bir yerde paylaşabiliriz. İstersek telefonun hafızasına kaydedebiliriz. İstersek şey yapabiliriz. Herhangi bir uygulama üzerinde kullanabiliriz. Şu an böyle. Yani yıllardır yapamadığımız, çok uğraştığımız, iTunes üzerinden kabloyla aktarmaya çalıştığımızda artık VLC Mobile programı üzerinden bu yöntemle basit bir şekilde artık kablosuz görüntü ve resim aktarabilirsiniz. Eğer aynı şekilde bilgisayardan telefonumuza aktardığımız görüntülerimizi dediğim gibi şurada %100 olarak aktarıldığını video örneğiyle gördük. Biraz aşağı inersek burada da daha önce bu şekilde aktardığımız videoları istersek yani telefonun hafızasından bilgisayara indirebiliriz. Yani örnek veriyorum onun için de şöyle yapabiliriz. Bak şu videolar şu an benim telefonumdaki var olan. Yalnız şunu netleştirmem lazım. Galerideki videolarım değil. VLC programının üzerine aktardığım videolar. Yani sadece onlar üzerinden haberleşiyor. Mesela şu videoyu da alırız. Tıklayıp farklı kaydet dediğim zaman. Zaten bakın MP4 olarak bilgisayarımıza herhangi seçtiğimiz herhangi bir yere bunu kaydedebiliyoruz. Unutmadan bu bilgiyi de vereyim. Yani bu sayede bilgisayardan telefona kablosuz olarak görüntü aktarabildiğimiz gibi telefondan da bilgisayarımıza kablosuz olarak görüntü ve resim herhangi bir şey tekrar aynı şekilde aktarabiliyoruz. Umarım anlaşılır anlatmışımdır. Anlamadığınız bir nokta olursa lütfen yorum kısımlarına yazın. Ben size oradan cevaplarını vereyim. Ama çok faydalı, bütün iPhone kullanıcılarını sevindirecek bir haber olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz videomu kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoma like ve beğeni atmanız ve yorum atmanız yeterli. Diğer videolarımı da incelemenizi tavsiye ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.